Gelin. Gelmez mi diyor? Oh. Lan bana yarım saat. Hepimiz biliyoruz ki Suriye'deki bu mesele böyle devam ettiği sürece maalesef yeni göç dalgaları da kapıdadır. Allah muhafaza, Halep'teki durumun bir türlü değişmesi ve Halep'ten ortaya çıkabilecek, sadece Halep için söylüyorum, yeni bir göç dalgasının çok yüksek sayılarda Türkiye'yi de bölge ülkelerinde etkileyeceğini, birinci derecede Türkiye'yi etkileyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da hem devlet kuruluşları olarak, kamu kuruluşları olarak, hem sivil toplum kuruluşları olarak bu sürece de hazırlıklı olmamız gerektiğini ifade etmek isterim. Daha evvel yapılmış olan iki çalıştayla ilgili raporları alıp inceleme fırsatım oldu. Fevkalade değerli fikirler gündeme gelmiş. Ve inşallah bu anlamda Suriyeli sığınmacılara ilişkin sorunlar konusundaki bu görüşlerin hepsinden istifade ediyor, hepsini değerlendiriyoruz. Ayrıca biliyorsunuz bu sığınmacılar meselesiyle ilgili olarak da devletin bütün kurum ve kuruluşlarını kapsayan fevkalade ciddi bir koordinasyonu da eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Hem bize bağlı olan birimler, AFAD ve diğer birimler, hem devletin diğer kurumları arasındaki işte Emniyet, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, diğer bütün bakanlar ve ilgili birimlerin çalıştığı ortak bir koordinasyonu da sürdürmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin az evvel Mazhar Bey'in de ifade ettiği gibi karşı karşıya kaldığımız bu göçmenler meselesi öyle görünüyor ki uzun bir süre daha Türkiye'nin meselelerinden birisi olmaya devam edecektir. Maalesef Suriye'deki kriz bu şekliyle devam ettiği sürece, daha doğrusu geniş anlamda Orta Doğu coğrafyasındaki bu kriz devam ettiği sürece Türkiye'de bunun yansımaları olacaktır. Öncelikli olarak şunu ifade etmek isterim ki biz Türkiye olarak başından itibaren, Suriye krizinin başlangıcından itibaren açık kapı politikasını benimsedik. Yani kim gelirse gelsin, hangi şartlar altında gelirse gelsin, hangi nedenle gelirse gelsin, Suriye savaşından kaçan, oradaki iç savaştan, oradaki rejimin Suriye halkına karşı sürdürdüğü barbarca, vahşice saldırılardan kim kaçarsa kaçsın, onlara sınırlarımızı açtık. Bu çerçevede Türkiye'nin bir kesime yardım ederken diğer kesime yardım etmemek, yardım elini uzatan, bize yardım edecek yok mu diye imdat çığlıklarını koparan bir kesimi cevap verirken diğer kesime cevap vermemek gibi bir haleti rüya içinde asla olamazdık. Suriye'den, Irak'tan, başka yerlerden gelen kardeşlerimiz Türkiye topraklarına sığınıyor. Bu toprakların bu özelliklerini sürdürdüğü, esenlik yurdu olma özelliğini, vasfını sürdürdüğünü de çok açık bir şekilde ortaya koyar. Bu süre içerisinde Nisan 2011'den itibaren Suriyeli mültecilerin, Suriye'den göç edenlerin Türkiye'ye getirdiği tabii ki bir maddi yük de var. Bunu çok fazla dile getirmiyor. Bir ensar anlayışı içerisinde bunun Türkiye'nin pahası ne olursa olsun bu yükü karşılayacağını biliyor ve her vesileyle ilan ediyoruz. Ama sadece hatırlatmak babından söylüyorum. Türkiye bu süre içerisinde yaptığı hizmetlerin toplamı 4 küsur milyarı aşmış bir seviyededir. Bunların içerisinde 800 milyon dolar civarında sivil toplum kuruluşlarımızın katkıları vardır. Ama maalesef uluslararası camianın da Türkiye'deki bu insani drama katkısı fevkalade minimal düzeydedir. Kabili ihmal bir seviyededir. Zannedersem 200 küsur milyon dolar seviyesinde bir uluslararası yardım kuruluşları ve ülkelerden gelen yardımlar vardır. Şimdi önümüzde uzun dönemli meseleleri tartışma zamanıdır. Bunlarla ilgili çözümleri üretme zamanıdır. Hep Suriyeli göçmen kardeşlerimiz, Suriyeli muhacir kardeşlerimizin ilk gelişlerinden itibaren hep şöyle bakıldı. Suriye meselesi 3-5 ayda biter ve bu insanlar tekrar geri dönerler. Maalesef öyle görünüyor ki Suriyeli kardeşlerimiz bu topraklarda olan ya da kendi topraklarını terk edip Ürdün ya da başka yerlere gitmiş olan Suriyelilerin uzun bir süre kendi topraklarına dönmeleri çok mümkün görünmüyor bugünkü koşullar altında. Dolayısıyla biz Suriye'deki bu kardeşlerimizle ilgili kalıcı, onların nesillerini kaybettirmeyecek, onların bu topraklarda gerçekten temel insan hak ve özgürlüklerine sahip olarak yaşamalarını sağlayacak bir takım kalıcı politikaları üretme mecburiyetimiz var. Bunlardan bir tanesi özelde Suriyeliler için, genelde Türkiye'nin geneli için bir mülteciler politikası. Nasıl bir mülteci politikası olmalıdır? Bu politikanın temel kuralları, temel şartları ne olmalıdır? Bunun üzerinde düşünmemiz, bunun üzerinde her platformda düşüncelerimizi üretmemiz gerekiyor. İkinci alan Suriyeli sığınmacılara dönük kalıcı politikaların eğitimde, sağlıkta, meslek edindirmede, çalışma hayatında, kültür alanında vesaire her alanda bunların ortaya konulması.